Defalarca anlattık, defalarca yazı yazdık. Ama hala anlamayanlar, anlamak istemeyenler var. Demokrasi olmasa ideal bir yöntem nasıl olacak? Oy kullanmayın diyorsun ama oy vermek vatandaşlık görevi. Mecbur birine oy vermek zorundayız. İktidar gitsin de kim gelirse gelsin yerine. O yüzden oy vereceğim. Vesaire vesaire. Saçma klasik soruları ve cevapları vermeyi artık bırakın. Demokrasi çeşitlilik ve düzenlilikle doludur. Eşitlere ve eşit olmayanlara aynı türden bir eşitlik sunar. Siz vatandaşlık görevi dediğiniz demokrasiyle HDP'ye oy atan teröristlerle eşit sayılıyorsunuz. O da oy atıyor, siz de oy atıyorsunuz. Kanunen de ikiniz de vatandaşsınız. Ve farklılıklarınız olmasına rağmen demokrasiye göre eşit haklara sahip oluyorsunuz. Namussuz bir insanla namuslu insana demokrasi eşit haklar sunuyor. Ne kadar komik. Bu yaptığım kıyas çoğunun anlamamasına veya kızmasına sebebiyet verdi. Anlıyorum sizi. Sonuçta demokrasi bir eğitim işidir. Anlamayıp bana kızmanız gayet doğal. Demokrasi denilen şeyi şarap isteyen ayyaşlar gibi vatandaşlık görevi olarak görüyorsunuz sadece. Yine severek okuduğum, okurken üstünde pek çok kıyasta bulunduğum ve incelediğim Platon'dan örnek vereceğim. Demokrasinin esas prensibi halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yöneteceklerini iyi seçebilmesi için yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi otokrasiye geçebilir. Halk övünmeyi sever. Onun için güzel sözlü demagoglar kötü de olsalar başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin devleti idare edebileceği zannedilir. Demokrasi bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar. Aslında bu cümle demokrasinin özeti olabilecek bir cümleyken, vatandaşlık görevini yapan canlılar, dediklerimizi hiç umursamadan ve bilmeden kendi şereflerinden taviz verdiklerinin farkına varmıyorlar. Bu mesele de bayağı trajikomik oluyor tabii.